Herkese yeniden selamlar, sevgiler. YouTube Hobi Mühendisi kanalındasınız. Ben Antalya'dan Emine Toker. İlk defa geldiyseniz artık bizim listeniz bir yere göndermiyoruz. Oynatma listelerimize ve videolarımıza bakarak neler yapmışız görebilirsiniz. Evet, geçenlerde canlı yayında göstermiş olduğum Ebru'yla batik, papatya iplerden bir proje çalışacağız. Bir izleyicim demiş ki ipin dokusuna göre örnek çalışıyorsunuz. Güzel bir tespit, onu yapmaya çalışıyorum. Yanlışlıkla bundan iki tane var diye birisini açınca ambalajını atmışım. Renk numarasını şu an veremiyorum. Ama canlı yayında vermiştim diye hatırlıyorum. Gri ve turuncu sarı renklerden oluşuyor. 4 mm şiş kullanacağım. Kinetic Pro Zinc çocuk şişi 25 cm kısa boy. Kinetic.tr.com Türkiye internet yetkili satış sitesinde HBM05 kodu ile indirimli olarak alabilirsiniz. Patchwork, puzzle, kırk yama gibi isimlendirebileceğimiz teknikle şiş örgüyle geçenlerde örmüş olduğum üçgen şal modelinin dikdörtgen, yelek, etol şal, atkı, battaniye gibi düz projelere uyarlanmış halini göstereceğim. Ve bitişteki yarım motifin, ters motifin yapılışını göstereceğim. Bu defa başlangıç sayısı 25 olsun. O zaman 23 yapmıştık. İstediğimiz tek sayıda başlayabiliyoruz. Dilimlerin büyüklüğünü, küçüklüğünü kendimiz belirleyebiliyoruz. Evet, 25 ilmekle ilk parçaya başlıyorum. Yanında düz renk olarak siyahı tercih ediyorum. Eşdeğer kalınlıkta. Sadece ebruli ile örebiliriz. Düz iki renkle de olur. 3-5 renkle de olur. Nasıl isterseniz her türlü hayal gücünüze göre kombinasyona uyan bir model. Haroşa olarak öreceğiz. Dilerseniz düz olarak da örebilirsiniz. Haroşa olması örneğin daha şık olmasını sağlıyor. Ajurlu bir model de koyulabilir. Birinci sırada bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Kenar ilmekleri de dahil. 2 tane kenar ilmeğim var. Papatya iplerini ve aldığım ihracat fazlası ipleri Hobifi sitesinden veya Instagram sayfasından temin edebiliyorsunuz. Linkleri genelde yorumlara sabitliyorum. İkinci sıra. Örneğimiz 2 sırada bir tekrar ediyor. Renk olarak 4 sırada bir başa geliyor. Şimdi birinci ilmeği, kenar ilmeği örmeden düz bir şekilde alıyorum. Kenar ilmeklerini düz yapıyorum. Burası örgünün ön yüzü. Önümdeki ilk iki ilmeği birlikte alarak eksiltme yaptım. Ve devamındaki ilmekleri. Sıranın sonundaki 3 ilmeğe kadar haroşa olarak hep tersten örerek haroşa yaparak örüyorum. Son 3 ilmek kaldığı zaman 2 ilmeği birlikte sıra başında yaptığım gibi eksilttim. Kenar ilmeğini de düz olarak örüyorum. Birinci renge ait olan 2 sırayı tamamladık. Şimdi ikinci renge geçiyorum. Renk geçişini örneğin arka yüzünde yapıyorum. Bunu yaparken kenar ilmeğini de örüyorum. Ters olarak. Devamındaki ilmekleri birinci sırada yaptığım gibi haroşa olarak hep önden veya hep arkadan örersek haroşa oluyor. Bu modelde hep önden örerek haroşa olarak örüyoruz. Bu ipi 4,5 mm ile biraz daha salaş örgülerde 5-5,5 mm'ye kadar örebiliriz. Herhangi bir eksiltme yok. Bu sırada sadece geçiş yapıyoruz. Ve kenar ilmeklerini de örüyorum.
Dördüncü sıra. Kenar ilmeği. İpim önde. İlk iki ilmeği birlikte alarak eksiltiyorum. Kalanları haroşa olarak son 3 ilmeğe kadar örüyorum. Beğeni, yorum, abonelikler ve paylaşım, abonelik ve paylaşımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel dönüşler alıyorum. Sizin de böyle emek verdiğinizi, çabaladığınızı görünce daha çok video çekmek istiyorum. Son 3 ilmeğe gelince ikisini birlikte eksilterek ve kenar ilmeğini düz örerek tamamladım. 4 sırada bir renk tekrarı vardı. Şimdi başa döndüm. Hemen ipi buradan atlatıyorum. Ve renk geçişini yaptığım sırada da kenar ilmeklerini örüyorum. Hepsini tersten alarak yine haroşa. Tekrar ön yüzde kenar ilmeği, ipim önde, ilk iki ilmeği birlikte eksilterek ve yeniden biraz önceki gibi siyah ipe geçerek eksilterek devam ediyorum. 5 ilmekteyim. Ebru'lu renkteyim. Ve ön yüzdeyim. İpim önde. Burada 5 tane ilmek var. 2-2 kesecek bir yer yok. O yüzden şu 3 ilmeği önden tek seferde alıyorum. Ve kenar ilmeği. 3 ilmek kaldı. İpi değiştirdik. Üçünü birlikte örüyorum. Ve ön yüzde ipim önde. 3 tane kaldı. Her sırada 2 eksiltiyorduk. Üçünü birlikte alırsak yine 2 eksiltmiş oluruz. Şöyle bir kez de kilitleyelim. Şimdi ara motif olsaydı kesmeyecektik. Kesmemiz gereken yerlerde şöyle bir bu yönden bir de çevirerek diğer yönden. Şimdi aynı yönden iki tane düğüm atarsanız o çözülüyor. Zıt yönden bir siyahla bir de diğer renkte atarsanız çözülmez. Bunları böyle iyice sıkıştırırsanız kökünden kesebilirsiniz rahatlıkla. Evet, bir tane puzzle patchwork örgü parçası hazır. Şimdi düz öreceğiz. Üçgen şalda ne yapıyorduk? Hem sağdan hem soldan devam ediyorduk. Böyle dalgalı perdeli bir görüntüsü vardı. Bu defa düz başladığımızdan dolayı ikinciyi başlarken şöyle ilmek attığınızda 25 ilmeği ne kadar ip gidiyor onu tahminen bir kere ölçerseniz, bir kez ölçerseniz sonrasında hep o kadar ilmek bırakırsınız. Kendinizi oradan kontrol edebilirsiniz. Ben şöyle bıraktım göz kararı. Bunu bir ölçüye dayandırabilirsiniz. Mesela battaniye falan örerken her seferinde hem ipiniz zayi olmaz hem de yetmemezlik durumu olmaz. Şöyle biraz derinden sağlam olarak köşeden ilmek için ayırdığım ipin
ortasından çekiyorum. Bunları ayrı ayrı örüp iğneyle de birleştirebilirsiniz ama gerek yok, böyle pratik. Böyle çekmekte zorlanan olursa şöyle tığla çıkarabilir. Hiçbir şey fark etmez. Bunu ilmek atacağımız zamanki ip gibi düşünün. Şöyle tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye. Bakın bunu kastediyorum. Şimdi yetmedi. Ama ben bunu bir ölçüye dayandırırsam her seferinde o kadar ip bırakırım. Şiş boyuyla ölçebiliriz. Veya mezura ile. Bakın bir ilmek eksik kaldı. Şöyle tamamlanıyor ama bu da hoş durmuyor biliyorsunuz. Şöyle farz edin tamamladım. Ve buradan 25 ilmeği aynen bunun gibi örüyorum. Ve ördüm. Projemiz neyse. Yelek, hırka, halı, paspas. Böyle ölçümüz kadar yan yana dizeceğiz. Ucuca dizeceğiz. Bir sırayı tamamladık diyelim. Sonra üst sıraya geçeceğiz. Burada göstereceğim iki tane şey var. Bir, kenar için yarım motif. Bir de şu orta kısımda ilmek toplaması. Şöyle bir mantık yürüteceğiz. 25 tane ilmeğim var. Kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra siyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra iki renkten örmüşüm. 6, 6 daha 12 yapıyor. Bunu niye söylüyorum? Şurada ilmekleri örmeden atladığımız için ilmekler gayet net bir şekilde bir renkli bir siyah olarak dizilmiş. Yani 25 ilmeği ben alırken burada da yarım motif öreceksem, yarım motiflerde de tam yarı sayısından bir fazlasıyla başlanıyorsa her zaman bu böyledir. 25'in yarısı 12, 12, 24 yapar, biz 13 yapacağız. Şurası 12 olduğuna göre, 12 sıra olduğuna göre bir tane de köşeden alacağız. Mantığı budur. Şimdi bir, hangi iple başlamıştım? Renkli iple, yine renkli ipimle başlıyorum. Bir. On bir, on iki ve en sonki siyahtan şöyle, düğümden dolayı birazcık sıkı olmuş orası. Şöyle yapalım. On üç. On üç ilmek hazır. Örneğimin birinci sırası neydi? Bütün ilmekleri ters olarak örüyordum. Ben burada ilmeği çıkarırken düz aldığımdan dolayı ilk sıra normal zaten ters geliyor. Haroşa gibi olmuyor. Burası haroşa gibi olsun isteyen varsa ilmeği önden alsın. Çok bir şey fark etmiyor bana göre. Yani ilmeklerin yönü ters olsun. Veya değiştirerek örsün. Çok güzel hırkalar, şallar ortaya çıkıyor bu teknikle. Tek ebruli ile yaparsanız da çok hoş renk efektleri oluyor. Şimdi örneğimin ikinci sırası neydi? Kenar ilmeğini alıyorduk. Eksilterek başlıyorduk ama o bütün motifteydi. Ben şimdi şurayı örüyorum. Şu sol tarafı örüyorum. Yani buranın düz olmasını istiyorum. O yüzden burada herhangi bir eksiltme yapmayacağım. Zaten eksiltme yapacak ilmek sayım yok. Sol yarımı örüyorum. O yüzden son 3 ilmeğe kadar sabit olarak geliyorum eksiltme yapmadan. Şimdi sol yanda yapacağım. Ve kenar ilmeği.
Şurayı kastettim düz sıra olarak. Ama serbest bırakıldığı zaman parçalar çok öyle göze batan bir görüntü olmuyor. Şunu öreceğiz. Buraya. Diğer ipi aldım. Yine diğer ipime geçtim. Kenar ilmeği. Örneğin ikinci sırası kenar ilmeği ipim önde iki tane birlikte ama burada yarım motif olduğu için ne yapıyorum? İkisini birlikte örmüyorum. Hepsini tek tek örüyorum. Kenarım düz olsun. Son 3 ilmeğe geldiğim zaman şu ikisini birlikte alıyorum. Ve kenar ilmeği. Diğer renk. Şöyle dolandırarak bunu da arada kaybedebiliyorsunuz uç kısmından. Nasıl isterseniz, nasıl kolayınıza gelirse. Hepsini haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde. Kenar ilmeğinden sonra eksiltmeden hepsini birebir örüyorum. Son 3'e geldiğim zamanda da şöyle birlikte alıyorum. Aynı şekilde devam edelim. 5 şişle de örebilirsiniz rahatlıkla. Geçenlerdeki Knit Pro'nun 5 şişini gösterdim. Hatta daha da kısa olduğu için daha da rahat örersiniz. 1, 2, 3, 4 sıra siyahla ördük. Devam ediyoruz. Sol tarafta eksiltmeye devam. Burada 3 kalması gerekiyordu. 4 kaldı çünkü biz bir fazla ördük. Şöyle bakın. Kenar ilmeği ipim önde. Yine ikisini birlikte. Ve kenar ilmeği. Şöyle kenar ilmeği şeklinde keseceğim burayı. Maksat 6'şar tane kroşe sırasını tamamlamak. Evet. Şimdi de son kez öne doğru alacağım. Arkaya doğru da düz olarak da olur burası hiç fark etmez. Şöyle kapatacağım. Evet, güzel bir şekilde tamamlandı. Şurası düz. Evet, şimdi kenarı ördüm. Şu arayı öreceğim ki şurayı örebileyim. Şöyle bir şey var. İstersek şu ikisinin ortasını önce öreriz. Kenarı en sona bırakırız.
Kenarı ördüğümüz zaman burası da hazır olduğu için şöyle ne olur? İpi hiç koparmadan tekrar ilmek toplarız. Bu olur. Artık onu siz örerken nasıl gidiyor ki ona göre ayarlarsınız. Ben şimdi hepsini de keserek göstereceğim. Sıra sıra gösterdiğim için. Şimdi buraya geldik. İkisinin arasından ilmeği nasıl toplayacağım? Mantığım neydi? 25 ilmek vardı. 25'ten şu ortayı çıkaralım. 24 kalır. 12 tane buradan. 12 tane de buradan toplayacağım. Zaten kaç sıram var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıram var. Şu başlangıçtaki ilmek atma sırasını da 13 gibi görürsek 12 artı 1 artı 12, 25 olur. Siyahtan başlıyorum yine şöyle. İlk defa alırken zorlananlar söylediğim gibi tığla çekebilir. Her renkten, her haroşa sırasından, her renkten bir tane çekiyorum. Kenarda ilmekleri o yüzden örmedik. On, on bir, on iki, şu aradan on üç, geriye on iki kaldı. Tekrardan her renkten bir tane. Bir, iki, on bir ve on iki. Örgü hep aynı. İlmek topluyoruz. Birinci sıra neydi? Yeni baştan. Daha büyük sayıda yaparsanız 30'lu sayılarda falan çok daha iri dilimler elde edersiniz. Onu da genelde paspaslarda tercih edebilirsiniz. Düşünseniz artmış iplerle rengarenk böyle çok güzel bir görüntüsü olur, çizgi çizgi yakışır. İkinci sıra neydi? Kenar ilmeğini alıyordum. İpim öndeydi. Bu defa orta motif, yarım motif değil. O yüzden sağında ve solunda başlangıç ve bitişte ilmekleri keserek ilerleyeceğiz. Bu kadar kolay. Entrelak örmek istiyorum. Hele onunla bir çanta örneği var. Bayıldım ona. Çalışalım entrelak modeli. Son 3 ilmek kaldığında ikisini birlikte tekrar aldım ve kenar ilmeği ve sonrasında siyah iple devam ediyorum. Ve örüp tamamladım. Örgümüzün bir puzzle parçası sırasında kenarlar yarım denk gelirken bir sırada tam denk geliyor. Her sırada yarım motif yok. Şimdi bakın, bir üst sırada şu yapılacak. Burada da yarım olduğunu düşünün. Bir tane de buraya yapılacak. Evet, ortadaki parçayı da tamamladık. Renkler çok güzel. Şimdi griye geçtik. Böyle siyahla çok göze batıyor, çok fark ediliyor derseniz, ben burada anlatım net olsun diye tercih ediyorum. Krem rengiyle bu ipler çok güzel olur. Bu renkler krem tonuyla çok tatlı olur. Acı kahveyle. Yine siyah da zaten muhteşem. Şimdi şu motifin tersini yapacağız. Bu kenara. Yani sol yanı düz, sağ yanı eksilecek. Şöyle eksilecek, düz olacak. Bunun ayna görünümünü, simetriğini yapacağız. Şöyle oturtacağız. Şöyle. Onu nasıl yapacağız? Hemen başlangıcını göstereyim. 13 ilmek topluyorduk.
Yine tepe noktasından aldık. Hep birinci rengim neyse onunla başlıyorum. Dilerseniz birinci rengi siyah olarak da tercih edebilirsiniz. Kenarları siyah olsun derseniz. Bir. Her renkten bir tane. Dokuz. On. 11, 12 ve birinci sıranın ucundan 13 ilmek. Birinci sıra. Böyle içinden yürütebiliyorsunuz örerken. Buradaki işlemin tersini yapacağım. Yani bu kenar düz olacak. Başlangıçta eksilteceğim, sonda eksiltmeyeceğim. Biraz önce tam tersiydi. İpim öndü. Hemen eksilterek başladım. Diğerlerini olduğu gibi örüyorum. Eksiltmedim bakın. Kenar ilmeği. Diğer renk. Hepsini haroşa ördük. Ön yüzde eksiltme yapıyorduk. Burada hemen eksiltme yapacağız. İpim önde. Ve ikisini birlikte. Sondaki yarımı da tamamladık. Şu ikisinin arasından 12 tane buradan. Bir tane şuradan, bunda yaptığımız gibi 12 tane burada olmak üzere ilmek toplayıp parçayı örüyorum. Şimdi buradan 25 ilmek topluyorum ve buradaki parçayı örüyorum. Evet, dersimi çalıştım. Bir saattir şurada. Umarım yanılmamışımdır. Size böyle bir kolaylık olsun diye. Madem hırka yelek olarak bitiremiyoruz, en azından nasıl yapacağımızla ilgili şema hazırladım. Şimdi bakın, 4 milimetre ile örebileceğimiz kalınlıktaki papatya ip ile ördüğümüz toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 2 tane de yarım, 6 motif var. Ölçüsüne göre, elinizin sıkılığına, ipinize, şişinize göre bu değişecek. Ama yine de santimetre olarak yaklaşık ölçü vereceğim. Çok şaşmaz, biraz fark eder. Normal duruşu ile iki tane motifin uçtan uca genişliği yaklaşık 28 santimetre. Yani bir motif için en olarak 14 santimetre alabilirim. Boy olarak iki sıra motif 16 santimetre civarında. Demek ki bir motifin boyu 8 santimetre olarak alabilirim. Tabii ki de fark edebilir. Burayı vurgulayalım. Şimdi görünüşe göre şu genişlik yaklaşık şöyle bir 42-44 beden yeleğin ön genişliği kadar var. Şu kısımlarda lastik yok. Geniş veya ince buraya lastik ekleyebiliriz. Lastik geniş eklersek 44 belki 46'ya kadar da açılır, bilemiyorum ama 42-44 olarak anlatacağım. Kenarlardaki yarım motifleri gösterdik.
Bu şekilde farz edin ki 42-44 bedene uyumlu bir yelek yapacağım. Bu şemanın ekran görüntüsünü alın. Tek tek çizdim. Bakın önce tükenmez kalemle, sonra baktım olmayacak. Kurşun kalemle, silgiyle bir şekilde aşağı yukarı ölçüyü tutturduğumu düşünüyorum. Normal olarak hani kalçayı örtmeyen, beli hafif geçen bir ölçü olarak şurası yaklaşık boy olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 motif, 8, 6 kere 8, 48, 4 daha 52. Birazcık da esneme payı var diyelim. 55-56 santimetre gibi tahminen, 55 diyelim biz ona, bir boy burası. Burayı kola kadar olan ve yukarıda olan boşluğu, uzunluğu siz kendinize göre değerlendirirsiniz. Beli hafif geçen, kalçayı tamamen örtmeyen bir yelek için konuşuyorum. Yanlış anlama olmasın. En olarak şu iki motif bir kenarı oluşturuyor ön için. Diğer yan içinde bu kadar olduğunu düşünün. Sırt için 3 tane kabul ettim bunu. Ön taraflara şöyle lastik ekleyebileceğiz. Boy olarak kol altına kadar 4 sıra, 4 bütün sıra ördüğümüzü farz ediyorum. Şöyle şu motifi 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Tahminen iyi bir ölçü. 5 de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kendi ölçünüze göre ayarlayın. Buranın 5. sıra, 4. sıra olduğunu düşünürsek, şurası olduğunu düşünürsek yaka kesme şekline uygun düşüyor. Bütün ördüğümüzü farz ediyorum. Sağ kenar, sol kenar, burası arka. Şimdi bunun sağ kenar olduğunu düşünün. Şu yakada verdiğim kısım burası. Şöyle kendiliğinden V1 görüntü, devamını dimdik çıkabiliriz. Şöyle burada olduğu gibi dimdik çıkabiliriz. Tamamen yukarıya yakın bir yerde hafif kesmeli yuvarlak yakada yapabiliriz. Nasıl tercih ediyorsanız. Şu kısım kol oyuntuları bütün örürsek, şu atladığımız kısım üst sıraya geçtiğimizde atladığımız kısım burası olacak. Yani burayı bir kol oyuntusu için atladığım şu kısım gibi hayal ederseniz, şöyle katladığınızı düşünün sonrasında bütün parçayı. Bir kol için şu oyuntu idealdir diye düşünüyorum, yelek için, hırka için fark etmez. Ve buradan ilmek toplayarak sonrasında lastik ilave edebilirsiniz. Bu aynı şey ön taraf için de bakın. V şeklinde gelebilmesi için kendi gidişine göre kol kesimi yaptığımızı düşünerek ona göre bıraktım ve böylece şemaya göre yaklaşık 100 santimetre eninde lastiksiz olarak, 55 santimetre boyunda bir yelek için 25 tane yarım, 60 tane tam motif var. Bu örnekte toplamda 6 tane bütün motif var şu yarımlarla birlikte ve tarttığım zaman hem size bu sırada bir sarfiyat nasıl hesaplanır, bir projeyi yaparken nasıl hesaplama yapabiliriz bunları da göstermiş oluyorum ve 28 gram, 6 motif 28 gram gelmiş. Benim böyle bir yelek için 60 tam 25 tane de yarım motife ihtiyacım var. Yaklaşık 73 tane bütün motife ihtiyacım varsa tahminen 350-400 gram 4 yumak ip benim için yeterlidir. 42-44 bedene artabilir. Şöyle bakın. Motiflerin örülüş sırası önemli değil. Ben şöyle rakam numaralandırdım ama şöyle sıra başından başlıyormuşuz gibi devam ettiğimizi düşündüm. O şekilde yaptım. Buraya geldiğimizde burayı bitirerek omuza kadar, sonra buradan devam ettik omuza kadar, buradan devam ettik omuza kadar şeklinde düşündüm. Sonrasında katlayınca buralar kol oyuntusu, burası ön yaka oyuntusu olur. Puzzle, örgü modeli, yelek, hırka, atkı, battaniye olabilir. Bir motifimin boyu 8 cm, eni 14 cm. Bunlar yarım santimetre daha fazla olabilir. Gibi. Şöyle bir şema. Sanırım buraya kadar anlaşıldı. Düşünün böyle renkli cafcaflı değil de krem mürdüm, krem kahve, siyah, beyaz gibi. Sade iki renkle de. Simli iplerle, abiye iplerle de böyle özel gecelerde de giyebileceğiniz kaliteli çok nefis etol şallar, uzun yelekler, hırkalar, paltolar dahi yapabilirsiniz. Şimdi son olarak neyi göstereceğim? Geçen
yaptığımız şal modelinde de kalan kısım, beklediğiniz kısım, örecek olanlar bekliyor. Onu da hemen buraya koyalım. Ve bunu da tarttım. Alize Angora Gold ile 3,5 mm ile örmüştük. 6 gram geldi. O kadar hafif ki. Görmeyenlere şöyle gösterelim. Alize Angora Gold batik ile tül gibi yumuşacık. Sabırlı olanlar örsün. Vakti olanlar ömürlük olur. Teknik aynı. Sadece burada puzzle parçalarının sayısı 23'tü. Yanlış hatırlamıyorsam burada 25 yaptık. Yatak örtüsümü öreceğim. 33 yaparım. Büyük büyük yaparım. Daha çok ilmek toplamamak için. Her usule gelir. Evet, şimdi göstereceğimiz kısım. Biz bunu ördük. Ama şal ördük. Ama böyle yelek ördük. Bitişte şurayı düz bitirebilmem için burayı nasıl dolduracağım? Bunu göstereceğim. Farz edin böyle ördüm ördüm ördüm. Kaç sıra ördüysem son sıraya geldim. Ben şimdi hemen uygulamayı burada göstereceğim. Yani örnek böyle devam ediyor normalde. Bazıları bunu yanlış anlayabiliyor. Yine ilk başladığım renkteki ipimle başlıyorum. Bu sefer tersten öreceğim. Bu kenardan toplamaya başlıyorduk ya, bu defa birazcık şifayı kapmışım. Motif nasıl bitiyordu? Tek ilmekle bitiyordu. Onu aldım. Şuradan birinci sıradan da aldım bir tane. İlk sırayı olduğu gibi örüyorum. Ters olarak ve bunu yaparken bir tane de buradan alıyorum. Normalde ön sırada kesme işlemi yapıyorduk. Burada kesme yapmayacağız çünkü arttırma yapıyoruz. Kenarlarının denk gelmesi için kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum. Sıradakini ters ördüm. Bunu da ters örüyorum çünkü bir tane daha alacağım. Gidiş ve dönüşte alarak her sırada 2 ilmeği arttırmış oldum. Örgüm yine aynı şekilde. 3 4 siyaha geldim. Bir tane oradan alıyorum. Önden almak zor olacağı için arka sıranın sonunda alıyoruz. Normalde önde eksiltiyorduk. Burada da her iki taraftan önden arttırdığımızı düşünün. Kafanız karışırsa ön tarafta hem sağdan hem soldan arttırın. Arkada arttırmayın. O da olur. Kenar ilmeğiymiş gibi aldım. Bir tane de siyahtan arttırdım. Bunun bir kuralı yok. Önemli olan gidişata uygun bir arttırma olsun. Şimdi 6 oldu. Sıranın sonunda arttırınca ne olacak? 7 olacak. Diğer ringime geçtim. Kendi renginden alıyorum. Önemli olan renkleri denk getirelim. Sıralar zaten birbirini tutar. Bunu ben kendim ürettim. Yani daha farklı da yapabilirsiniz. Ön sırada kesiyordum. Ön sırada arttırıyorum.
Bunu önde arttırırsam nasıl arttıracağım? Arkadan almıyorum. Şöyle döndüm diyelim ki. Bunu kenar ilmeği olarak tasarlayayım. Bir tane aldım. İpim önde. Şimdi videonun sonunda bu modelle yapılmış örneklerin de resimlerini ben size atacağım. Tam olsun bu örneğin çalışmasını tamamlamış olalım. Artık bir yorumu, aboneliği de, yorumu da, beğeniyi de hak ettiğimi düşünüyorum. Gerçekten isteyerek emek veriyorum. Böyle de yapabilirsiniz. Hep ön taraftan arttırarak. Evet, aynı şekilde tamamlıyorum. Aynı şekilde sıraları takip ederek sona kadar geldim. Tepe noktasında siyahla bitiriyorduk ama siyaha gerek yok çünkü burada çıkıntı olacak bu defa. O yüzden bu renk ile bitireceğim ve sıranın sonunda şöyle yine renkli kısımdan alarak son kez başladığımız gibi bitirmiş olacağız. Bir sıra ilmek atıp iki sıra örmüştük. Bunda da şimdi iki sıra ördüm. Bir sıra keseceğim ve şimdi kesmeyi yapacağız. Bundan sonra yapacağımız şey burada şöyle muska gibi bir üçgen ters bir şekilde bunun yarısını buraya örmek. Burada zaten yarımdan bir fikir edindik. Şuradan bir ilmek alarak başlayacağız. Sağ yanda hiç ilmek arttırma kesme yapmadan her sıra dönüşünde bir ilmek buradan katarak çoğaltarak şöyle ters bir üçgen dilimi olarak bitireceğiz. Bu tarafa geçeceğiz. Yine bir ilmek buradan alacağız. Sol tarafı düz çıkacağız. Arttırma eksiltme hiçbir şey yok. Hep sağdan dönüşlerde birer ilmek alacağız bunun gibi. Şöyle bir üçgenle bitireceğiz ve tamamen düz olarak bitirmiş olacağız. Çok önemli söyleyeceğim şey, eğer bir etol şal ördüysek, bir atkı ördüysek veya böyle bir battaniye ördüysek, diğer ucunun da şu başlangıç gibi böyle perdeli olmasını, dalgalı olmasını istiyorsak yapacağımız şey bir sıra şunun gibi ucuca kaç taneyse örmek, onu ters çevirip şöyle şunu düşünün. Aynen böyle bombeli çünkü bir sıra ördük böyle. Yan yana yan yana ördük. Şuradaki gibi ters çevireceğiz o bir sırayı ve şu aralara koyarak dikeceğiz. Şunu diktim ben. Size anlatırken gösterdiğim parçayı ziyan olmasın dedim. Buraya diktim. Karşılıklı gizli dikiş gibi bir ondan bir ondan ilmek ilmek bunu buraya dikmiştim. Siz de bir sıra böyle örersiniz. Battaniyenin öbür ucu, etol şalın öbür ucu, atkının öbür ucu yine böyle tersten perdeli bombeli bir şekilde biter. Bunu ters çevirip dikeceğiz. Sırası sırasına diktiğinizde hiçbir sıkıntı olmaz. Burayı da keselim. Ben diğer yan parçaları da öreyim ve anlatımımızı tamamlayalım. Evet, epey beni uğraştırdı bu çekim. Ama içim rahat etmiyor. Düzgün olsun istiyorum. Faydalı olsun. Çünkü bunu gösterince bir şeyler öreceksiniz. O örme aşamasında da yol göstermeye çalıştım. Umarım evet, gayet düzgün oldu ve sonunda ilmeği şu uca bağlayarak şöyle bitirelim. Şunu yapabiliriz. Kesme işlemini yapacağımız zaman projemiz ne kadarsa şu parçaları öreriz. Hepsini bekletme iğnelerine alırız veya misinalı şişe takarız. Bekler.
Sonra en son sırada komple hepsini tek seferde keseriz. Şurası düzgün olur. Geniş bir proje ise eğer. Yanları da aynı şekilde yapıyorum. Evet, şöyle içimiz açılsın. Canlı canlı sıcak renkler, turuncular, sarılar. İpi çok beğendim. Dokusu da çok güzel, kalınlığı ideal. Bayağı detaylı bir çalışma yaptık ama değer. Değecek bir proje. Çok güzel şeyler üretirsiniz. Hayal gücünüze göre. İstediğiniz gibi resimlersiniz modeli. Bitiş kısmını şallarda tek renk de yapabiliriz dedik. Etol şal ve battaniyelerde bu şekilde perdeli görüntü için bir sıra örer ters çevirir dikeriz dedik. Yarım motifleri gösterdik. Tahmini bir yelek modeli anlattık. Üçgen şalını izlemeyenler de izleyebilirler. Tersinden biraz ütüleyip önünden de destekleyebiliriz. Kalınlığı gayet iyi. 4,5-5 numaralarla da örülebilir. Çünkü haroş olduğundan dolayı tok bir yapısı var. Evet, ipimizi yakından göstereyim. Angora goldları iki kat yaparak da örerseniz çok güzel hırkalarınız olur. Paltolarınız olur yine kalın iplerle. Evet, Knit Pro'nun birbirinden kaliteli, güzel, birinci sınıf örgü şişleri ve tığları setleri için knittingtr.com Türkiye yetkili internet satış sitesinden HBM05 kodu ile indirimli olarak alabilirsiniz. Papatya iplerimi ve kullandığım pek çok ihracat fazlası batik ipi de yine Hobbyfish Store mağazasından getirttim. Soruyorsunuz. Bir projemizin daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi YouTube, Instagram, Facebook ve Pinterest'ten Emine Toker Hobi Mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Abonelik, beğeni ve yorumlarla, paylaşımlarla da beni çok mutlu edersiniz. Ördüğünüz modelleri WhatsApp numarasından veya Instagram sayfamdan bana ulaştırabilirsiniz.